iş dünyasında, ticarette, sanayide, üretimde Anadolu insanı da olmalıdır diyerek yola çıkan ve müsiyatı kuran değerli iş adamları, değerli genel başkanımız, Türkiye'nin her tarafından buraya gelen değerli müteşebbislerimiz, hocalarımız, İzmir'imizin yöneticileri ve benim de hayatımın önemli bir bölümünü İzmir'de geçirdiğim, şehrimizde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı neler yapar? Ülkemizdeki, dünyadaki konumumuz, neler yaptık, neler yapacağız? Tam böyle lojistikle ilgili bir zirvede tam anlatmanın yeridir diye düşünüyorum. Biz insan, yük ve veri taşıyoruz esasında. Baktık mı bizim yaptığımız iş bu. Karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yolu ve hava iletişimde varız. 2028'e kadar 1780 kilometre daha otoyol yapmayı planladık ve yollarımızı da akımlandıracağız inşallah. Yine 2028'e kadar yaklaşık 14 bin kilometre olan demir yolu ağımızı 28 bin kilometreye çıkaralım diye düşündük. 57 olan havalimanımızı sayımızı 61'e inşallah çıkarmış olacağız. Deniz yolunda deniz ticaretini ve mavi vatandaki etkinliklerimizi artıracağız inşallah. Haberleşme, yani neredeyse sıfırdan 2000'li yıllarda olan geniş bant internetten tutun da GSM operatörlerindeki haberleşmelere 5G'ye ve 6G'ye giden yolda hızla ilerleyeceğiz. Amaçlarımız, bunları yapabilmek için öncelikle gerekli mevzuatları düzenleyeceğiz. Adil erişimi sağlayacağız. Etkinlik verimliliği ve maliyeti düşüreceğiz. Etkinlik ve verimliliği sağlayarak güveni artıracağız. Toplumun refahını yükselteceğiz. Yine çok mutlu taşımacılık bizim için önemli. Taşımacılıkta etkinlik, verimliliği artırmayı planlıyoruz. Bunların hepsini yaparken de mutlaka can ve mal güvenliğini daha da artıracağız. Şimdi 2023 yılındayız. 2035 var, 2053 var. Şöyle bir tespiti yapmamıza müsaade ederseniz, bakın biz 90'lı yıllarda ertesi gün bankaya maaşımız yatacak mı, yatmayacak mı endişesini yaşayan bir Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2028'i, 2035'i, 2053'ü, 2071'i konuşuyoruz. Çok şükür. Büyük devlet olmak da budur gerçekten. Bak şimdi rakamlara çok boğmayacağım sizi ama bir karayollarında, deniz yollarında, demir yollarında 2035 ve 2053'e kadar nerede olmamız gerektiğiyle ilgili rakamlar. Şimdi taşınan eşya ve insan arttıkça her sektörde bir artış olacak. Ama oransal olarak biz mutlaka deniz yolu ve demir yolunu, özellikle demir yolunu çok desteklememiz lazım. En alt satırda da en yüksek artışların demir yolunda, yük taşımacılığında olduğunu ve olacağını öngörüyoruz ve biz de yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Yolcuda da benzer bir projeksiyon var. Tabii hava yolu yine burada kıymetli. Onda ciddi gelişmelerimiz olacak ama demir yolu hem yük hem yolcuda çok büyük oranlarda gelişecek. Biz de yatırımımızı ona yapacağız. Her 15 saniyede bir uçak geçiyor ülkemizden. Böyle bir coğrafyadayız ve 173 ülke ile havayolu anlaşmamız var. Şu anda da 130 ülkede 143 noktaya doğrudan uçuş yapan bir ülkeyiz. 2023 yılında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yaklaşık 84 bin gemi geçti. Yani bu her boğazdan yaklaşık 40 bine yakın gemi demektir. Ve oradaki artışları sizlerle paylaşıyorum. Biraz önce de lojistik kurul başkanımız bahsetti.
Ben de harita üzerinde sizi bilgilendireyim. 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 67 ülkeye ulaşabiliyoruz. Bu 67 ülkede 1,4 milyar insan yaşıyor. Bunların 40 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var ve 8,6 trilyon dolar da ticaret potansiyeli bulunuyor. Şimdi şu haritayı, dünya haritasını, bu coğrafya haritasını bilmeyen birisine gösterirseniz, en kritik yer, en stratejik yer neredir derseniz, oranın Türkiye olduğunu size gösterebilir. Böyle kıymetli bir toprak, böyle kıymetli bir coğrafya üzerinde bulunuyoruz. Şimdi malum doğu-batı ekseninde ticaret genel anlamda gelişiyor ama son zamanlarda kuzey-güneyde de çok ciddi gelişmeler olduğunu sizlere ifade edebilirim. Bakın, esas koridor şu Güney Koridor'dan taşınan ve Kızıldeniz-Süveyş kanalından taşınan, ağırlıklı olarak kullanılan koridor burası. Pekin'den çıkan bir yük Avrupa'ya, Londra'ya yaklaşık burada 35 günde varabiliyor. Malum yaşanan sıkıntılardan dolayı şimdi Ümit Burnu'nu dolaşıyoruz. Ümit Burnu'ndan dolaşıldığı zaman da bu 45 günlere kadar çıkan bir deniz yolu trafiği var. Biz bunun için daha önceden planladığımız bir kalkınma yolu koridoru var. Irak'ın Basra Körfezi'nde, Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayıp Ovaköy'e kadar 1200 kilometre otoyol ve demir yolu, enerji nakil hatları ve iletişim hatları da dahil olacak. Gerçekten kıymetli. Sonra Ovaköy'den bizim Gaziantep üzerinden, Şanlıurfa üzerinden bütün Kapıkule'ye kadar gidecek ve aynı zamanda da Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'e ulaşabilecek bir koridoru konuşuyoruz. Bugün bitirmiş olsaydık artık Süveyş kanalındaki sıkıntılar konuşulmuyor olurdu ve sadece 21 günde bu ulaşımı biz sağlamış olurduk. Böyle bir coğrafyadayız. Geleceği planlamak, yönetmek de tam bu. Neredeyiz? Irak tarafında çok yakın takip ediyoruz, işbirliği yapıyoruz. Projeler bitme aşamasında, bu sene içerisinde bir yerden başlayabilir miyiz diye gayret içerisindeyiz. Ve mutlaka bizim iş insanlarımıza, müteahhitlerimize de orada ciddi imkanlar olacaktır diye düşünüyoruz ve bu minvalde de devam ediyoruz. Biraz onun detay bilgileri, nereden nereye geleceği ile ilgili yatırım miktarları ekranda görüyorsunuz. Bir başka önemli bir proje, ülkemizi doğrudan Türk dünyasıyla, Uzak Doğu'yla, Orta Asya'yla bağlayacak olan önemli bir koridor daha. Bu da yine ülkemizde Kars'tan Dilucu'na, oradan Nahçıvan'a, Nahçıvan'dan da Zengezur koridoru, muhtemelen Ermenistan üzerinden ama olmasa İran üzerinden her iki ülkeyle de görüşülüyor. Burada Azerbaycan daha çok bu görüşmeleri yürütüyor. Azerbaycan tarafındaki hat önemli bir oranda tamamlandı. Bizim tarafımızdaki ihaleyi yaptık. Bu sene başlıyoruz. Nahçıvan'daki yaklaşık 180 kilometrelik hattın rehabilitasyonu gerekiyor. Dediğim gibi diğer tarafta da bir Zengezur koridorundan geçiş söz konusu. Bu da bittiği zaman gerçekten kıymetli bir alternatif, Bakü-Tiflis-Kars alternatif olacak ve aynı zamanda da kapasiteyi artırmış olacağız orada. İki katına çıkarmış olacağız. Şimdi karayollarında neler yapmayı planlıyoruz? Öncelikle Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol yapmayı planlıyoruz. Aydın-Denizli otoyolunu biz bitireceğiz inşallah. Devamında da Antalya'ya, bulunduğumuz İzmir'imiz için de gerçekten kıymetli Antalya'ya devam ettireceğiz. Yine Ankara Delice yolu, Antalya Alanya yolu, Kınalı Malkara otoyolu. Birazdan bahsedeceğim size. Şöyle geçeyim hemen, üzerinde konuşursak daha iyi olur. Ankara Kırıkkale, bütün Ankara'yı doğuya bağlayacak ihalesini yaptık. Bu sene çalışmalara başlarız. Turizm kenti Antalya'daki Antalya-Alanya arası artık geçilmez hale geldi. İhalesini yaptık. Yine yıl içerisinde inşallah başlamayı planlıyoruz. Aydın-Denizli otoyolu, ilimizi, İzmir'imizi yakın ilgilendiren, Denizli tarafındaki
bölümünü, yaklaşık %60'lık bölümünü Kuyucağı kadar bitirdik ve trafiğe açtık. Geri kalan kesimini de bu sene inşallah bitiriyoruz. Ve burayı devamında da Antalya'ya bağlayacağız. Projesi bitti. Onun da bir gelecek projeksiyonuna göre 2028'e kadar ihalesini yapıp başlamayı planlıyoruz. Yine sizlerin çok yakından takip ettiği lojistik merkezlerin, limanların demiryolu bağlantısı, bütün Gaziantep bölgesini doğrudan İskenderun limanına bağlayacak olan 4 yol hassa projesi. Bunun da ihalesini yaptık. Bu sene içerisinde başlamış olacağız. Biraz önce bahsettiğim Ankara ile İstanbul arasına yeni bir otoyol. Çünkü artık mevcut otoyol yetmez hale gelecek bir 10 yıl içerisinde. Biz de bunu planladık, projesine başladık. Evet, Marmara'yı ve Ege'yi ilgilendiren karayolu Marmara otoyol ringi. Şu sarıyla gördükleriniz bitmiş olanlar genel anlamda. Kırmızıyla gördüğümüz hemen Çanakkale bağlantısını sağlayacak olan Malkara-Çanakkale bölümü, orada devam edeceğiz. Ve burada ihalesini yapmadığımız sadece Çanakkale ile Savaştepe arasındaki kesimdir. İlk etapta bu Asos ve Troya tünellerini bitirdik. Bölünmüş yolu sağlamış olduk. Gelecekte bu ihaleyi de inşallah yapmış olacağız. Tabii bir taraftan da bu otoyolları ülkemizin doğusuna doğru da yaygınlaştıralım. Ağrı'ya kadar gidecek olan projemizi bitirdik. Bunu da önümüzdeki süreçte ihalesini yaparak hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Tabii Zigana Tüneli, bundan bahsetmeden geçemeyeceğim. 14,5 kilometre uzunluğunda Avrupa'nın en uzunu. Bir mühendis ve idareci olarak görev almaktan gurur duyduğum projelerden bir tanesi. Aynı şekilde dünyanın en büyüğü 2023 metre orta açıklıkla Çanakkale Köprüsü'nü bitirdik ve hizmete açtık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bu da kendi sınıfında en geniş tabliyeye sahip olan ve üzerinden demir yolu hattı geçecek olan bir köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu. Osman Gazi Köprüsü, şöyle demir yollarına bakacak olursak, biz demir yollarının üzerindeki yükü biraz da artırmamız lazım. Karayollarının üzerindeki yükü birazcık da o tarafa doğru kaydırmamız gerekiyor. 2028, 35 ve 53 projeksiyonunda yapacağımız birçok iş var. Şu demir yolu haritamızı görüyorsunuz. Burada gerek mevcut hatlar, gerek devam edenler, gerekse de planladıklarımız var. Hızlı tren hatlarımız yine burada. Biz inşallah 2053'e kadar yaklaşık 30 bin kilometreye çıkarmış olacağız. Şu andaki rakamımız 14 bin kilometre civarında. Biz şimdi biraz önceki koridordan bahsettik. Şu andaki koridorun demiryolu bağlantısı Marmaray. Marmaray'da da sadece günün gece yarısından itibaren birkaç saatlik bölümünde biz yük trenlerini geçirebiliyoruz. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hattı aktif hale getirerek bu sene ihalesini yapıyoruz onun. Kesinsiz bir bağlantı ve yüksek kapasiteyi hayata geçirmiş olacağız. Evet, bu bizi heyecanlandıran projelerden bir tanesi. Milli maç 90 dakika diyoruz. Ankara-İstanbul arasında 80 dakikada inşallah seyahat edeceğiz. Süper hızlı tren. Bu sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bu teknolojinin ülkemize getirilmesi projesidir de. Buna projelerine başladık. 2028 projeksiyonunda bunu da inşallah yapımına başlamayı planlıyoruz. Evet, İzmir'imizi ilgilendiren önemli bir proje, yüksek hızlı tren projesi. Polatlı'dan itibaren 508 kilometre. Bunu da 2026'nın sonunda, 2027'nin başında inşallah bitirerek hayata geçireceğiz. Bitiş tarihi her ne kadar resmi olarak 2028 gözükse de inşallah 26-27 hedefimiz bu. Ona göre de takip ediyoruz onu. Yine önemli projelerimizden bir tanesi Marmara'da Bursa'yı, Bandırma'yı, Balıkesir'i bağlayan hızlı tren hattımız. Burada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bursa'ya kadar 2026'da, Balıkesir'e kadar muhtemelen 2028'e kadar hayata geçireceğiz. Yine Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattımız. Burada da çalışmalara devam ediyoruz. 2027'de biz bunu hayata geçireceğiz. Yani şöyle
Şimdi size anlattığım yerlere bir bakacak olursak, hemen devamında Ulu Kışla'dan Yenice'ye inecek olan bir hat var. Yerköy Kayseri, burada devam ediyoruz. Yine Çerkezköy Kapıkule arasındaki hat. Şimdi şöyle kafamızda bir canlandıralım. Bakın Kapıkule'den başlayacağız. Hızlı trenle beraber şu andaki bahsettiğim yer Gaziantep'e kadar. Bu sene veya önümüzdeki sene Şanlıurfa'ya kadar olan bölümü de ihale edeceğiz ve kalkınma yolu Ovaköy'e kadar bağlayacağız onu, orada bir sınır kapısına. Dolayısıyla yaklaşık 2000 kilometrelik bir hatla tam ülkemizin kuzey batısından güney doğusuna kadar hızlı tren hattıyla geçmiş olacağız. Bunları tamamen sizin için yapıyoruz. Yüklerimizi sağlıkla taşıyın, insanlarımızı sağlıkla taşıyın diye gerçekten. Yine Karadeniz'e, Çorum'da da güçlü bir sanayi var. Bu sene inşallah Çorum'a kadar olan bölümünün ihalesini yapacağız. Önümüzdeki sene de Samsun'a kadar olan bölümünün ihalesini planlıyoruz. Orada devam edeceğiz. Yine Karadeniz sahilini komple bir baştan bir başa kat eden bir proje var. Projeye bu sene başlıyoruz. Bu da bizim için kıymetli. Yine Antalya'yı, Akdeniz'i ulusal ağlara bağlayacak, aynı zamanda İzmir bağlantısını da sağlayacak olan, Antalya-İzmir bağlantısını sağlayacak Kuzey-Güney Koridoru'nun projesi bitme aşamasında. Bunu da 2028 projeksiyonunda inşallah hayata geçirmeyi, yapımına başlamayı planlıyoruz. Tabii bu tren yollarında koşacak olan bize tren setleri de lazım, lokomotifler de lazım. O anlamda ciddi bir mesafe aldık. Bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. İlk milli trenimiz, elektrikli trenimiz 160 kilometre saatte ürettik. Onun seri üretimine geçeceğiz. Yine E5000 elektrikli lokomotifi ürettik. 225 kilometre saat hızla gidecek hızlı trenin bu sene prototipine başlıyoruz. 2026'da da inşallah seri üretimine başlamış olacağız. Kent içi raylı sistemler var. Türkiye'de nerede ne yaptığımızı sizlerin bilgisine sunuyorum. 14 ilde çalıştık. İstanbul'da önemli projelerimiz var. Onlar da yine yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Tabii bunun en kıymetlisi İzban'dır. En önemlisi, en uzun olanı yanlış hatırlamıyorsam 136 kilometre, öyle mi arkadaşlar? O civarda ve bunu işletiyoruz biz. Biz burada tabii belediyelerle güçlü işbirliği yaptığımız zaman illerimize çok daha güzel hizmetler yapacağız. İnşallah o güçlü işbirliğini de önümüzdeki 5 yıllık dönemde Allah'ın izniyle tesis ederek yolumuza devam edeceğiz. Burası İstanbul'daki bir projemiz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıyoruz Kazlıçeşme Sirkeci arasında 8.3 kilometre çevreci bisiklet yolları, yürüyüş yolları olan bir proje. Yine İstanbul'da Halkalı Havalimanı arasında bir proje. Arnavutköy'le havalimanı arasını da önümüzdeki ay inşallah açmış olacağız. Devamını da yıl içerisine yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ankara raylı sistemlerde, yine kent içi raylı sistemlerde belli çalışmalarımız oldu. Bundan sonra da özellikle havalimanı hattını da yine bakanlık olarak biz hayata geçirmeyi planlıyoruz. Havayolu pandemide gerçekten çok elimizi güçlendiren ulaşım modlarından bir tanesi. Burada da yine önümüzdeki gelecek projeksiyonunda yapacağımız işler var. Ciddi mesafe aldık. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları gerçekten bizim gururumuz. Ama diğer Pegasus olsun, Sun Express olsun, onlar da iyi yolda, gerçekten güzel şeyler yapmaya başladılar. Havaalanlarımızın genel bir görünümü 57'den 61'e çıkaracağız demiştim. Devam edenler var, onları da paylaşalım. Mesela bakın Antalya Havalimanı'nı çok ciddi bir şekilde genişletiyoruz, kapasitesini artırıyoruz. Bazı imalatları bitirdik, bir kısmını da bitirerek hizmete açacağız. Trabzon'daki havalimanı yeterli değil, orayla ilgili bir projemiz var. Oraya da yeni bir havalimanı planlıyoruz. Yine Yozgat'ta devam eden bir havalimanı inşaatımız var. Bayburt Gümüşhane havalimanı inşaatımız var ve Çukurova bölgesel havalimanı inşaatı var. Bunu inşallah
Önümüzdeki ayın ilk yarısında Çukurova'yı açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı, ülkemizin bazen ikinci, bazen üçüncü büyük havalimanı. Antalya'yla yarışıyorlar. 4 milyon 600 bin insan bu ikinci pist açıldıktan sonra oraya seyahat etti. %17'lik bir artış var. Onu da sizlerle paylaşıyorum. Deniz yolu tabi ticaretteki en fazla yük taşıdığımız sektör ve en ucuz sektör baktığımız an. Tabi süreler biraz uzun ama oraya da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü hala dünya ticaretinin %80, %90'ları deniz yolu üzerinden yapıldığını biliyoruz. Rize İyidere'de lojistik liman var ve burasını devam ediyoruz. 2026'da muhtemelen hayata geçireceğiz. Karadeniz'deki en büyük limanlardan bir tanesi olacak. Akdeniz bölgesinde iki ayrı liman projemiz var. Birisi Mersin'de, birisi Adana'da. Onu da yine bu gelecek projeksiyonunda hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şu limanlardan bahsedince şunu söylemeden geçemeyeceğim müsaadenizle. Üstad Kadir Mısıroğlu diyor ya, sen Ayasofya'yı aç, belki petrol bulursun diyor. Biz de sanki bu Karadeniz'de bulunacak gaz için biz Filyos Limanı'nı hayata geçirdik. Bakın, hiç gaz yok ortada. İşte Allah-u Teala'nın nasibi tam da böyle bir şey. Biz o limanı bitirdik, gaz bulundu. Ve o gaz nereden karaya çıkacak, lojistiği nereden sağlanacak diye bir endişe olmadı. Çok şükür. Ama orada şu anda henüz özel girişimcileri açmadık. Enerji Bakanımızla konuştuk. Onu da Türk petrollerini belli bir noktaya orada taşıyacağız. Ve geri kalanını da ticarete inşallah sizlerin kullanımına açmış olacağız. Kruvaziyer İzmir'imiz için, Ege'miz için kıymetli. Geçen sene %67'lik bir artış gerçekleştirdik. Haberleşme alanında haberleşmeyince artık yapacak hiçbir şey yok. Her şeyimiz iletişim üzerine kuruldu. Biz de bu alana ciddi yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Şu anda bizim TürkSat'ımızın uzayda 5 tane uydusu var. İnşallah 6.'sını da Haziran ayında bir aksilik olmasa yerli ve milli olarak TUSAŞ tesislerinde üretiliyor. Önümüzdeki ay yer teslimini yapacağız ve Haziran ayında da inşallah uzaya fırlatacağız. De Kaanların, Hürkuşların, Hürjetlerin, Atakların üretildiği tesiste biz 6A uydumuzu da üretiyoruz yerli ve milli olarak. Elektrikli araçlar çok gündemimizde. Onunla ilgili şu anda 70 bini elektrikli araç sayımızın aştığını söyleyebilirim. Milli aracımız TOK yollarda biliyorsunuz. Ona tabii gerçekten hani şimdiye kadar yapılmış olan yatırımın faydalarını görüyoruz. Yabancı araçların TOK sayesinde ne kadar ucuz fiyatlarla Türkiye'ye girdiğini hep beraber de görebiliyoruz. Bunun yaygınlaşması için biz de bu şarj istasyonlarının yaygınlaşmasını destekliyoruz. Onları yürütüyoruz. Yine 12 bin adet, 12 bini geçen bir soket sayısı olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Elektrikli araç sayıları, ondaki artışlar, şarj istasyonlardaki artışlar yine bilginize sunuyorum. Şimdi ben genel anlamda size söyleyeceklerim bunlar. İzmir'le ilgili de birkaç şey söyleyip müsaadenizle ben konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şunu alın arkadaşlar. Şimdi ben İzmir'de 2012-2018 yıllarında Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptım. 2015 yılında böyle bir cesaretle beraber istifa ederek Trabzon'dan milletvekili aday adayı oldum. 4 ay çalıştım, aday olamadım ama 4 ay da çalıştım. O bir tecrübeydi. Sonra 2018 seçimleri oldu. O dönem genel müdürlük nasip oldu Cumhurbaşkanımızın takdiriyle. Baktım ki bu AK Parti beni milletvekili yapmayacak. Sayın vekilim, mecbur bakan oldum. Şimdi İzmir'de birçok hizmet yaptık. İzmir'in birçok hizmete de ihtiyacı var. Değerli iş insanları, değerli katılımcılar. Biz tercihlerinden dolayı hiçbir ilimizi cezalandırmadık.
Ya siz hiç duydunuz mu? Biz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de devletin devam ettirdiği bir yatırımı durdurduğunu gördünüz mü tercihinden dolayı? Asla görmediniz. Ama şunu atlamamamız lazım. Biz daha iyisini yapmak için mutlaka mahalli idarelerle, özellikle büyük şehirlerle işbirliği yapmamız lazım. Ekip halinde yürümemiz lazım. O anlamda biz İzmir'e daha iyi hizmet etmeye talibiz. İzmir'e daha iyi hizmet edebileceğimize inanıyoruz. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren de... Evet, onu şöyle bahsedelim. Eyvallah, bahsedelim. Şimdi projesini bizim burada görev yaptığımızda başlattığımız Kuzey Otoyolu, Çevre Yolu... Yeni Çevre Yolu olarak adlandırdık. Yeni Çevre Yolu'nun projesini bitirdik. Onunla ilgili ÇED süreçleri ve imar planı da genel anlamda bitti diyebilirim. Yatırım programı ile ilgili, fizibilite ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Artık özellikle Karşıyaka tarafındaki, Bayraklı tarafındaki günlük trafik 120 binleri civarında geçti. Belki birazcık daha yukarı. Yine Buca'ya doğru giderken o rampaların olduğu kesimde trafik ciddi bir şekilde aksıyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki projeksiyonda, önümüzde derken hemen yakın bir, hani bu sene yatırım programını aldırabilirsek, bu sene olmadı, önümüzdeki sene mutlaka ona başlamalıyız. Kesinlikle ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyeyim Sayın Başkanım. Bahsettim, yüksek hızlı tren inşallah geliyor. İzmir'deki hani bu anlamda kavşak projelerinden bahsediyor Hamza Bey. Onlarda nasıl işbirliği yaparız? Biz onları konuşacağız. İzmir mutlaka daha iyisine layık. Biz şöyle, şimdi 1 Nisan gündemi oldu. Ben de şöyle tamamlayayım müsaade ederseniz. Şimdi biz çeketimizi koysak kazanır diyenlere 1 Nisan'da bunun böyle olmadığını 1 Nisan şakasıyla beraber göstermiş olacağız. İnşallah ben böyle bir organizasyona beni davet ettiğiniz için hem ben sizleri dinledim, bilgilendim, hem de bazı bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Genel başkanımıza, bütün müsiat ekibine ben teşekkür ediyorum. İzmirlilere, İzmir valimize teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Sizlere saygıyla, sevgiyle selam.